Şimdi eğitim bilimleri özellikle atamanızda değerli arkadaşlarım öğretmenlik alan bilgisi testiniz var ya da sadece genel kültür, genel tek eğitim bilimleri sınavına gidiyorsanız ayrı bir hesaplanması var. Yani eğitim bilimlerinin puanlanmasında. Genel olarak iyi bir eğitim bilimleri neti sizi hem ÖABT kısmında öne atıyor değerli arkadaşlarım hem de normal müzik, resim, özel eğitim gibi alanlardaysanız sizi öne çıkarıyor. Bu doğrultuda dikkat etmemiz gerekiyor. Eğitim bilimleri alanına. Eğitim bilimleri bir sosyal bilim alanı olduğu için bazı yorum farklılıkları da var piyasada. Mesela bir soruya ilişkin bir kaynak farklı bir yorum yapıyor, başka bir kaynak farklı bir yorum yapıyor. O nedenle kılavuzunuzun çok doğru olması lazım. Ki buradaki arkadaşlarımız gördüğünüz gibi Şule hocamız, Mustafa hocamız, İsmail hocamız, ben, Mehmet Parmaksız hocamız. Yıllardır bu işin içerisinde olan arkadaşlarımız, süreci yöneten, süreci iyi bilen ekip arkadaşlarımız inşallah sizlere iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Şöyle sizlerle ders içeriklerimiz var. Bunları paylaşıyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi bir bir hazırlanıyor, kontrol ediyoruz sizlere sunulmadan önce. Süreçteki yaptığımız bazı paylaşımlar, bazı kamp programları var. Yani bir de Tekuzem'in özellikle bu yıl geliştirdiği bir yapay zeka modeli var. O da sizi ayrıca yönlendiriyor. O yapay zekada da sizin işte öğrenme eksiklikleriniz, iyi yaptığınız alanlar size katkı sağlıyor. Bakın şurada hemen yetkili arkadaşımız eğitim koçuyla bir seans ücretsiz görüşmek ve eğitimler hakkında bilgi almak için bir link paylaştı sizinle. Bence değerlendirin hocam. Bazen insanlar kendisini göremeyebiliyorlar. Kendinizi daha doğru tanıma adına, daha doğru işler yapmak adına bu tarz rehberlik hizmetlerimiz önemli ki Tekuzem'in rehberlik hizmetleri zaten sektör içerisinde takdir edilen uygulamaları, yönlendirmeleri de iyi bir olan bir platform. Siz de bunu zaten içerisine girdiğinizde anlamışsınızdır. Böyle anlık hemen geri dönüşler, anlık ekibin sizlere ulaşması da hızlıdır. Ders saatlerinde mesela teknik ekip sürekli derslerimizde bazen oluyor bir kopukluk yaşıyoruz, bir sistemsel sorun oluyor. Kendi cihazlarımızda, öğrenci cihazlarında hemen anlık müdahale ediyor teknik ekipteki arkadaşlarımız. Bu yönüyle de güçlü bir çalışma arkadaşlığı ya da çalışma ekibi sunmuyor size değerli öğretmenlerim. Ben yavaş yavaş öğretim ilkeleriyle başlayayım. Bakın, öğretim ilkelerinin ilk sırasında hedefe görelik var. Hedefe göreliğin temel mantığı şu. Eğitimde her adım hedefe göre şekillenir. Yani sizin derste kullanacağınız yöntem, tekniğiniz, materyaliniz, sınıf yönetimi yaklaşımınız, sınıf düzenleme biçiminiz her şey hedeflerden şekillenir. İşte ilk adım bakın çocuğa görelikten, öğrenci seviyesinden önce bakacağınız ilke hedefe görelik. ÖSYM sizlerin burada hata yaptığını bildiği için sürekli bu soruyu soruyor. Materyalde soruyor, ÖYT'de soruyor değerli arkadaşlarım. Bazı yıllar ölçmede soruyor. Dikkat etmemiz lazım. Demek ki ilk dikkat edeceğimiz ilke hedefe görelik. İkincisi çocuğa görelik, öğrenci uygunluk. Öğrencinin hazır bulmuşluğu, yeteneği, gelişim düzeyi bunların hepsi bizler için önemli ve dikkat edin. Eğitim uygulamaları öğrencilerin bireysel farklılıklarını eritmez. Bireysel farklılıkları destekler, geliştirir ve bu doğrultuda eğitim öğretim hizmetleri öğrencilere sunarsınız. Hayatilik, yaşama yakınlık. Burada okulda işlenilen bilgiler çocuğun hayatında kullanacağı, hayatında pratik edebileceği bilgiler olmalıdır. Yani okul hayattan kopuk olmamalıdır. Hatta burada ünlü bir bilim insanı var, John Dewey. Daha önce duydunuz mu arkadaşlar John Dewey'i? Derste olan arkadaşlarımız. John Dewey'i duydunuz mu daha önce? Evet, sohbet bölümüne bakıyorum. Artı ya da eksi bırakabilirsiniz öğretmenlerim.
John Dewey, özellikle eğitim bilimleri alanında harikasınız. Teşekkür ederim. John Dewey eğitim bilimleri alanında temel düşünürlerdendir. John Dewey diyor ki okul hayata hazırlık değil, hayatın ta kendisidir. Yani okulda hayata yönelik bilgiler kazandırmalısınız diyor. O halde biz derste işledik değerli arkadaşlarım konumuzu. Aldık çocukları, markete götürdük, farklı uygulamalar yaptırdık. Bu yönüyle değerli arkadaşlarım hayatilik ilkesi aktif olarak çalışıyor. Devam edelim yakından uzağa ilkesi. Bakın yakından uzağa ilkesinde özellik şu: siz olaylara, durumlara yakın çevrenizden başlayacaksınız. Yavaş yavaş uzak çevreye doğru geçiş yapacaksınız. Önce yakın çevre, ardından değerli arkadaşlar uzak çevreye doğru gideceğiz. Örneğin çocuk annesinden ve babasından örnek verdiyse, götürüp teyzesinden, halasından, dayısından ya da komşusundan örnek vermesi yakından uzağıdır. İlinden örnek vermişse bölgesinden örnek vermesi yakından uzağa ilkesidir. Geldik bir diğer ilkemize. Somuttan soyuta bakın. Çok dikkat edin bu ilkeye. Bu ilke çok karıştırılıyor piyasada. Somuttan soyuta da önce somut bir uygulama, somut bir materyal kullanacaksınız. Ardından soyut bir tanıma, soyut bir kavrama geçiş yapacaksınız. Demek ki önce somut bir uygulama, somut bir materyal, ardından soyut bir kavrama geçiş yapmak. Örneğin çocuklara elmalara dokundurttunuz, elmaları gördüler. Daha sonra elmalardan hareketle tahtaya 1, 2, 3 rakamlarını yazdınız. Bakın elma somut bir uygulama, onun rakamsal karşılığı değerli arkadaşlarım soyut bir uygulama. Ve böylelikle somuttan soyuta ilkesi gerçekleşmiş oluyor. Devam ediyoruz. Açıklık. Bakın açıklığın iki boyutu var. Birinci boyutu kullandığınız dilin açık, anlaşılır, net olması, öğrencilerin seviyelerine, düzeylerine uygun bir dil kullanılması. İkincisi de dersinizdeki mesajları materyallerle desteklemeniz. Yani materyal kullanarak mesajları açık hale getirmeniz öğretmenler. O halde biz açıklık ilkesinde iki boyutun olduğunu söylüyoruz. Geliyoruz güncellik. Gündemdeki konular değerli arkadaşlarım belirli gün haftaları ele alıyoruz. Mesela şu an Türkiye'de Merkez Bankası'nın faiz kararı tartışılıyor. Hayat pahalılığı tartışılır. Bunlara ilişkin uygulamaları derse entegre ederseniz güncellik ve belirli gün haftalar. İşte haftaya 29 Ekim değerli arkadaşlarım. Derste 29 Ekim ile ilgili uygulamalardan örnek vermemiz güncelliktir. İş, eylem, aktivite ilkesi ise kıymetli öğretmenlerim, öğrenci yaparak yaşayarak sürece dahil olacak. Yani öğrenci birden çok duyu organını kullanacak, öğrenci soruyu kendisi çözecek, etkileşimi kendisi gerçekleştirecek. Değerli arkadaşlarım, bu yönüyle öğrencileri mümkün olduğunca derste aktif kılmamız bizden bekleniyor. Mesela bitki yetiştirmek, geziye götürmek, drama yapmak. Böyle değerlendireceğiz. Bilinenden bilinmeyene bak, bu da çok önemli bir ilke. Kimin bildikleri? Çocuğun bildikleri, çocuğun ön bilgilerini kullanarak değerli arkadaşlarım, onların bilmediği yeni bir şeye geçiş yapacaksınız bilinenden bilinmeyene. Yani çocukların ön öğrenmelerini, ön bilgilerini sürece dahil etmeniz sizden bekleniyor. Basitten karmaşa, kolaydan zora da ise mümkün olduğunca içsel uygulamalar basit olmalı değerli öğretmenlerim. Pratik olmalı ve yavaş yavaş zorlaşmalı. Transfer öğrendiklerini başka alanlara taşıyacak, başka yerlere aktaracak ki değerli arkadaşlarım bizim uygulamalarımız gerçekleşmiş olsun. Pekala. Bir diğer ilkemiz arkadaşlar basit transferi ekonomiklikti. Ekonomiklikteki mantık şu. Bakın
Anahtar 3 şifre var. Yani 3 kelime var. Bunların baş harfleri Z. Zamandan, emekten, paradan tasarruf edebilmek. Yani siz eğitim uygulamalarını öyle bir yapın ki daha kısa sürede öğrenciler öğrensinler. Daha az emek harcayın ve paradan, maliyetten tasarruf edin değerli arkadaşlarım. Geldik bütünlük ilkesine. Bütünlük ilkesindeki mantık şu kıymetli arkadaşlarım. Öğrencileri tüm alanlardan geliştirmek. Yani öğrenci hem bilişsel hem duyusal hem de psikomotor alanları birlikte kullanarak geliştireceğiz. Yine burada bizim özellikle söylediğimiz bir mekanizma var. Çoklu zeka kuramı. Gardner diyor ki farklı etkinlikler, farklı uygulamalarla çocukları bütün halde tüm zeka alanlarını geliştirin diyor bize. Sosyallik, otorite, itaat, özgürlük kısmında ise öğretmenlerim mantığımız şu. Biz mümkün olduğunca çocuklara kurallar öğretiyoruz. Okul kuralları, sınıf kuralları. Bu okul kuralları ve sınıf kuralları çocuğa bir alan çiziyor. Ve bu alan aslında çocuğu otorite itaat etmesini sağlıyor. Ardından o kurallar doğrultusunda istediği gibi hareket edebilmesi ise onun özgürlük kısmını oluşturuyor. Mesela kurallarımızdan bir tanesi şu, değerli arkadaşlar, sınava zamanında başlayın. Çocuk geldi, sınavını yaptı. Sınavın son 15 dakikası çıkabilirsiniz. Sınavın son 15 dakikasının istediğiniz kısmında çıkabilmeniz bizler için bir özgürlük olarak değerlendiriyoruz. Bilgi ve becerilerin denetim güvence altına alınmasında ise daimicilik ve esasicilik daha çok gündemde. O da şu, evrende mutlak bilgiler, değişmez bilgilerimiz var. Biz onlarla süreci açıklamaya çalışıyoruz ama maalesef günümüzde çağdaş eğitimde bunları kabul etmiyoruz. Çağdaş eğitim daha çok ilerlemecilik, yapılandırmacılık eksenli devam ediyor. Tümden gelindi ise genel konulardan özel konulara, tüme varımdı ise özel konulardan genel konulara doğru geçiş yapacaksınız. Öğretim ilkeleri kısmı her yıl ortalama 1-2 değerli arkadaşlarım sorunun geldiği. Bazı öğretmenlik alan bilgisi testi kısmında ise daha çok sorunun sorulduğu alan olarak değerlendiriyoruz. Peki. Sorularımız gelmeye başladı. Bakın ilk sorumuz, isterseniz sizlerden de cevapları alalım arkadaşlar. İlk sorumuz şu, bir öğretmenin öğrenme öğretme sürecine gerçekleştiği aşağıdaki uygulamalardan hangisi açıklık ilkesiyle bağlantılıdır? Peki ne demiştik açıklıkla ilgili değerli öğretmenlerim? Açıklıkta iki boyut vardı. Birinci boyut öğretmenin kullandığı dilin açık anlaşılır net olması. İkinci boyutu ise dersimizi materyallerle desteklemek. Hadi bakalım kalemimizi alalım, sorumuzu dikkatli bir şekilde çözmeye çalışalım. Dersin başında öğrencilerin hazır buluşuk düzeylerini belirlenmeye çalışması. Dursun. Geçiyorum. Öğrencilerin anlamakta zorlanacağı terim ve kavramları kullanmaktan kaçınması açıklık ilkesiyle açıklanır. Yani onların anlayabileceği bir dil. Devam ediyorum. Öğrencilere çeşitli örnekler sunduğunuzda çocuklar o karışık olan kavramı daha rahat anlarlar. Yani zaten burada amaç mesajı netleştirmekti. Bu da işe yarar. Videolar, modeller, materyaller kullanımı açıklığın ilk boyutuydu zaten. O da işe yarıyor kıymetli öğretmenlerim. Derste bakın net anlaşılır ifadelerin kullanılması işe yarıyor. Öğrencilerin hazır buluşuk düzeylerinin belirlenmeye çalışılması daha çok düzeye uygunlukla ilgilidir. İşte bu tarz sorularda bunlara dikkat ediyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Hemen ekranımı temizleyeyim. Sormak istediğiniz bir şey var mı öğretmenlerim? Hocam bir de biz de tüm kalabalık gruplarda bile dersimizde öğrencilerin anlamadığı yerler, karışık olan yerlerin üzerinden tekrar geçtiğimizi söyleyelim. Şimdi soruyorum size anlamadığınız bir bölüm var mı hocam? Şurayı bir daha söyler misiniz şeklinde. Ben de ona göre kendimi şekillendireyim. Pekala. Bir öğretmen öğrencilerin bir kısmına mantıksal, diğerlerinde bedensel zeka alanının daha baskın olduğunun farkındadır. Hatta şunu söylüyoruz, zaten öğrencilerde bunlar gözlemlenen durumlardır.
Bu özellikleri öğrenme sürecine yansıtmak amacıyla derse hazırlık yapmaları için aşağıdaki iki seçeneği öğrencilerine sunar. Derste işlenecek konuyla ilgili bir kavram haritası hazırlama. 2. Derste işlenecek konuyla kavramlara yönelik bir gösteri hazırlıyor. Öğretmen hangi öğretim ilkesini kullanıyor? Bilinenden bilinmeyene de çocuklar öğrencilerin ön bilgilerini kullanmalarını daha çok istiyoruz. Somuttan soyuta da somut kavramlar, somut uygulamalardan soyuta geçiş. Bireye bakın kolaydan zora açıklık. Burada sanki farklı öğrenciler var ya, farklı öğrencilerden dolayı bireye göreliği işaretleyebiliriz kıymetli öğretmenler. Evet. Bireye görelik dedik cevabımıza. Yeni sorumuz geldi. Koridorda öğrencilerinin hararetle bir gün önceki futbol maçından söz ettiklerini duyan bir öğretim elemanı, eğitim programlarının toplumun ve dünyanın ihtiyaçlarına göre şekillendiğini anlatmak amacıyla bir şiirden aşağıdaki alıntıyı yaparak derse başlıyor. Top aşağı doğru meyil alır, şöyle bir durur ve birdenbire ta yukarıdan oyuncuları yeni bir noktaya yöneltir. Gidilecek yeri ve oyuncuyu o belirler ve o hizaya sokar. Buna göre öğretim elemanının dersteki uygulaması aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisine daha uygundur? Değerli arkadaşlar, öğrenciye görelik, somuttan soyuta, yakından uzağa, açıklık, ekonomiklik. Cevaplar için ne dersiniz öğretmenlerim? Şöyle düşünün, normalde soruda ilk arayacağımız şey hedefe görelik, hani öğrenciyi yönlendiren. Ama biz onu bulamıyoruz, o yok. Onun yerine değerli öğretmenlerim, bizim aradığımız özellik şu. İlk sırada hedefe görelik yok. Ardından gelenle öğrenciye göre diyor ki, o sizi yönlendiriyor, o sizi şekillendiriyor. Bu nedenle öğretmenlerim, öğrenciye görelik ilkesini işaretleyebiliriz. Matematik dersinde bölme işlemini işleyen bir öğretmen daha önce öğrettiği çarpma işlemini öğrencilerine hatırlatmış ve çarpma işlemi ile bölme işlemi arasında ilişki kurmuştur. Öğretmen bu etkinlikte aşağıdaki öğretim ilkelerinden hangisini kullanmıştır? Somuttan soyuta, yakından uzağa, bilinenden bilinmeyene öğrenciye bak. Öğrencilerin daha önceden öğrendiği bilgiler. Çok güzel, harikasınız hocam. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş cevaplarınızı da alıyorum. Somuttan soyuta olması için, bakın somuttan soyut olması için somut bir materyal, somut bir uygulama, somut bir malzemeden bahsedeceğiz. Burada onu göremiyoruz ve soyut bir tanım, soyut bir uygulamamız yok. Öğrencilerin ön bilgileri var. Öğrencilerin ön bilgilerini kullanmamız değerli arkadaşlarım, bilinenden bilinmeyen ilkesiyle daha çok bağdaşır diye ifade ediyoruz. Cevabımızı da hemen işaretliyorum. Şuradan kalemimi alayım. Aldım. Bilinenden bilinmeyene cevabımızı işaretledik. Geldik yeni bir soruya. Çok güzel bir soru. Bakın, öğretim üyesi Kerem Bey öğrencilerine bir köyde öğretmenlik yaptığı yıllarda başından geçen aşağıdaki anısını anlatıyor. Yıllar önce bir pazartesi günü öğrencilerime hafta sonu ne yaptıklarını sorduğumda öğrencilerim çoğu çimdik yaktık dediler. Ben çimmek sözcüğünün ne anlama geldiğini bilmediğimden onlara baka kaldım. Ardından eğer siz de derslerinizde öğrencilerinizin bilmediği kavramları ve terimleri kullanırsanız onlar da benim gibi hiçbir şey anlayamaz diye öğrencilerimi uyardım. Buna göre Kerem Bey aşağıdaki öğretim ilkesinden hangisini örnekti? Bakın, öğretmenin kullandığı dilin açık anlaşılır, net olması, bakın açık anlaşılır, net olması değerli öğretmenlerim, açıklıkla ilgilidir. Peki hemen bir de hatırlatalım açıklığı. Açıklığın iki boyutu vardı. Birinci boyutu mesajların materyallerle desteklenmesi,
İkinci boyutu ise arkadaşlar dersimizdeki kullandığımız dilin net, açık, anlaşılır yabancı sözcüklerden arınık olması diyoruz. Çok güzel. Peki somuttan soyuta olsaydı somut bir uygulama yapacaktınız, soyuta geçiş olacaktı. O yok. Bilimsellik olsaydı bilimsel ilkeler, bilimsel kavramları kullanacaktınız ama o da yok değerli arkadaşlarım. Soru net olarak açıklık diyeceğiz. Çok güzel bir soru daha. Birinci sınıf öğretmeni matematik dersinde nesne sayısı 10'dan az olan bir toplulukta nesnelerin sayısını belirler. Bu sayıyı rakamla yazar kazanına yönelik olarak öğrencilerin önce parmaklarını kullanarak saymalarını sağlar. Sonra öğrenciler okul bahçesine çıkararak ağaçları saydır. Hadi bakalım sizden yanıt alayım önce ardından ben bunu açıklayayım sizlere. Evet, cevaplar gelmeye başladı. Bakın, önce somut nesneleri çocuklara vermişsiniz, ardından rakamları yazdırmışsınız. Bir kere somuttan soyuta var. Öğrettiklerinizi hayata aktarmaları için, hayatta kullanmaları için okul bahçelerine çıkarmışsınız. Orada da hayatilik ilkesi devrede. O halde bu sorumuzun cevabı kıymetli öğretmenlerim somuttan soyuta ilkesi ve hayatilik ilkesi diye açıklayacağız. Geldik yeni bir sorumuza. Öğretim sürecinde kalıcı öğrenmeler sağlamak için etkinliklerin birçok duyu organına hitap edecek şekilde düzenlenmesi, etkili ve anlaşılır bir dil kullanımı, etkili ve anlaşılır bir dil. Şimdi öğretmenin kullandığı dilin açık, net, anlaşılır olması açıklık ilkesiyle bağlantılı bir öğretmenlerim. O halde cevabımız açıklık diyoruz. Yeni bir sorumuz var. Sormak istediğiniz bir şey var mı öğretmenlerim bana? Evet, yine eğitim koçumuzla bir saat ücretsiz seans planlaması yapabilirsiniz. Tek kuzenli olmak bir ayrıcalıktır. Ders programının hazırlanmasında veya dersin işlenmesinde öğrencinin fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin Elif hocam buyurun. Parmak kaldırdınız. Galiba yanlışlıkla oldu. Ders programının hazırlanmasına veya dersin işlenmesinde öğrencinin fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin bireysel farklılıklarının esas alınması gerekir. Bilinenden bilinmeyen ilkesinde öğrencilerin ön bilgilerinden faydalanma, somuttan soyuta da somut uygulamalarla, somut materyallerle derse başlayıp ardından soyut uygulamalara geçiş yapmak, çocuğa görelik öğrenci ses açılmıyor soru sormak için. Sayın yetkililer böyle bir şeyimiz var mıydı onu ben bilmiyorum. Sesin açılıp açılmadığını ya da açabiliyor muydu acaba? Somuttan soyut ilkesinde chatten yazabiliyoruz öğretmenlerim. Çocuğa görelik ilkesinde çocuğun gelişim düzeyi, özellikleri, fizyolojik özellikleri baz alınır ki bu ifade paragrafta açıklanan durumla örtüşüyor çocuğa görelik ilkesi. Yakından uzağa da mantık ne? Önce yakın çevresi, ardından uzak çevresine geçiş yapacaksınız. Hayata yakınlık okulda öğrendiğini hayatta kullanacak, pratik edecek.
Coğrafya dersi öğretmeni Pelin depremlerle ilgili bir konu işlerken Endonezya'da kısa bir zaman önce meydana gelen depremi örnek olarak veriyor. Bak ne yaptınız? Dersinizi işlerken gündelik hayatta gerçekleşen bir olayı, durumu örnek olarak göstermeniz kıymetli arkadaşlarım. Bizim için hatırlarsanız, bakın hatırlarsanız aktualite gündemdeki konuların, gündemdeki özelliklerin değerlendirilmesine biz aktualite adını veriyoruz. Evet, burada güzel bir sorumuz var. Bakalım ne diyeceksiniz? Gülleriyle ünlü bir ilimizde fen ve teknoloji öğretmeni Aynur Hanım, taç yapraklı bitkilerin özelliklerini verdikten sonra konuya uygun çiçeklerden önce gülü örnek vermiş. Daha sonra nilüfer, manolya gibi ilde yetişmeyen bitki örnekli. Bak, önce ilde yetişen, daha sonra diğerlerine geçiş yaptınız. Türkçe öğretmeni Tuba'nın Türkçe etkinliklerini planlarken öğrenci ilgi gereksinimleri, bakın değerli arkadaşlarım, yakından uzağa ilkesinde iki durumumuz, yakından uzağa belli zaten. Isparta'da çalışıyor. Isparta'da örnek vermiş. Daha sonra diğer illerin bitki türlerine geçiş yapmış. Yakından uzağa. X'ini işaretledim. Peki devamında bak, öğrenci düzeyine uygunluk, öğrenciye görelik var. Öğrenci düzeyine uygunluk, öğrencilerin ön bilgilerini daha çok kullanma. Öğrencilerin ön bilgilerini kullanma. Öğrenciye görelikte ise öğrenci seviyesi, değerli arkadaşlarım, gelişim özellikleri baz alınıyor. Peki soruda ön bilgiler mi var, daha çok gelişim özellikleri mi var? Daha çok gelişim özelliklerini vurgulamış. Bu nedenle sorumuzun cevabını E olarak işaretleyebiliriz. Hocam bu minik bir ayrıntıdır. ÖSYM şimdiye kadar ayırmadı bu öğrenci düzeyine uygunlukla öğrenciye göreliği. Ama aklımızın bir kenarında bulunsun, olur ki ayırırsam. Biz bu şekilde cevaplandırmamız gerekiyor. Devam edelim o halde. Öğrenme konuları ana başlıklardan alt başlıklar. Yani genelden özele doğru gelecekseniz tümden gelin, işaretledik. Devam ediyorum. Öğrenme konuları bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimine, yani öğrenciyi tüm yönlerden geliştirmeli. O da bütünlük ilkesiydi. Yeni öğretilecek bilgi beceri daha önce öğrenilen bilgi ve becerilerden hareket edilerek verilmelidir. Yani öğrencinin bildiklerinden, ön bilgilerinden başlayacaksınız. Bakın üçünü aynı anda bulduğumuz seçenek C seçenek. Böyle toplu soru formatını da ÖSYM yavaş yavaş sevmeye başladı. Aynı soruyla 2-3 bilgi yokluyor. Çocuk, yeni bir sorumuz. Algılayabildiği şeyleri algılayamadıklarından daha kolay öğrenir. Öğrenci mümkün olduğunca ders konusu olan eşya ve nesnelerle doğrudan karşı karşıya getirilmelidir. Özellikle ilkokul düzeyinde gözleriyle gördükleri, elleriyle tuttukları gerçek eşyalar daha anlamlıdır. Şöyle düşüneceğiz, bakın somut malzemeler, somut araç gereçlerle temas edip daha sonra geçiş yapmak güzel bir somuttan soyuta ilkesi örneğidir. Çok güzel bir soru sorulmuş. Günümüzde öğretim faaliyetlerinde sadece dinleyerek anlamaya çalışan öğrenci yerine soru soran, bazı konuları kendine özgü plan ve tekniklerle araştıran, bulduklarını sistemli hale getirip düzenleyen, karşılaştırmalar yapan, gözleyen, düşünüp sonuç çıkaran, bu şekilde derse katılan öğrenci istenmektedir. Yani şunu söylüyor soruda, öğrenci derste mümkün olduğunca aktif olmalıdır. Yani siz öyle şeyler yapın ki öğrenci mümkün olduğunca aktif olsun değerli arkadaşlarım. Peki öğrenci aktif oldukça ne olacak? Daha kolay öğrenecek, daha etkili kazanımlar gerçekleştirecek. Belirli gün ve haftaların, mahalle etkinliklerin ilgili tarihlerde kutlanması öğretim ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
belirli gün ve haftaların, mahalle etkinliklerin ilgili tarihlerde kutlanılması, çocuk merkezlik, nesnellik, ekonomiklik, somutluk, aktualite. Bakalım ne dediniz? Çok güzel. Aktualitenin iki boyutu vardı hatırlıyorsanız. Birinci boyutu güncel konulardı. İkinci boyutu belirli gün ve haftalardı. İşte burada da belirli gün haftalara vurgu yapmış. O nedenle sorumuzun cevabı Edirne kıymetli arkadaşlar. Peki buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet, eğitim koçuyla bir seans ücretsiz görüşmek ve eğitimler hakkında bilgi almak için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz öğretmenlerim. Genel anlamda derslerimizi bu şekilde yapılandırıyoruz arkadaşlar. Yeni konuya geçmeyeceğim. Sizlerin bana sormak istediği süreçle ilgili almak istediğiniz bilgiler var mı öğretmenlerim? O halde dersimizi yavaş yavaş sonlandıralım. Zaten siz ayrıntılı bilgiler için eğitim koçumuzla irtibat kurabilirsiniz. Eğitim koçumuz sizlere gerekli desteği sunacaktır. Ayrıca Türkiye'de ilk defa yapay zeka modeliyle öğrencileri sınavı hazırlayan tek platform olma unvanında Tekuzem elinde bulundurmaktadır. Bence şu yapay zeka modelini bir test edin değerli arkadaşlarım. Yani ben çok işe yarayacağını düşünüyorum. Eksikliklerinizi, süreci iyi yönlendirebilirsiniz. Evet, Tekuzem'in eğitim modeli, TEKES modeli ki bu Türkiye'de ilk uygulanan modeldir. KPSS hazırlık öğrencilerine. Bunun ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz. Tekuzem'in internet sayfası, Instagram adresi ve mail adresi üzerinden size gerekli dönüşler hızlı bir şekilde yapılmaktadır değerli öğretmenler. Tekuzem sadece KPSS alanında hizmet vermemekte, diğer kardeşlerimize TYT, AYT, LGS sürecinde de ayrıca destek olmakta, yine rehberlik modeliyle orada da öğrencilere katkı getirmektedir. Aile boyu Tekuzemliyiz diyordu bir öğrenci. Ben TYT, AYT öğrencisi kardeşim ve LGS öğrencisi kardeşim hep beraber Tekuzem'deyiz. O halde ben dersimi noktalıyorum yavaş yavaş arkadaşlar. Memnun oldum tanıştığıma. Umarım hak ettiğiniz başarıyı elde edersiniz. Allah kimsenin emeklerini boşa çıkarmasın. Zorlu bir süreç, profesyonel destek son derece önemli. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.